İşgalci İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 12 hava saldırısı yaptı. Gazetecilerin kaldığı otel de hedef alındı. 3 gazeteci öldü. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve kameraman Özden Kul, sıcak bölge Beyrut'tan ayrıntıları aktaracak. Evet Çanak Anar, gece boyunca işgalci İsrail Beyrut'u ve Lübnan'ın farklı noktalarına gecesi boyunca hava saldırılarını sürdürmeye devam ediyor ki dün gece de sizin de ifade ettiğiniz gibi tam 12 füzeyle 12 noktaya saldırı gerçekleştirdi ve o saldırının gerçekleştiği noktalardan biri de güney kısmında olan Hasbiya'ydı ve orada atılan o bombalarla, o füzelerle ne yazık ki 3 gazetecinin de hayatını kaybettiğini sizlerle paylaşalım. Evet, bizler şu anda Beyrut'tayız ve Cenab bölgesindeyiz. Aslında burası 2 gün önce en fazla bombardımana maruz kalan yerlerden biriydi ki geçtiğimiz saatler içerisinde bile burada birçok enkazın altından cansız bedenlerin çıkarıldığını da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, bulunduğumuz bu noktada hemen karşımızda Refik Hariri Hastanesi var ve hastanenin yaklaşık 150 metre hemen yanı başına İsrail saldırıyı gerçekleştirdi. Hem hastane girişi etkilendi hem de burada birçok ev yerle bir oldu. Orayı birazdan sizlere göstereceğim. Çünkü bir yandan da dediğimiz gibi o bölgede de çalışmalar yapılıyordu ve hayatını kaybeden bir çocuğun da cansız bedeni çıkarıldı. Yine 4 yetişkinin de cansız bedeni geçtiğimiz saatler içerisinde o noktadan çıkarılmış oldu. Evet, burası Cenab bölgesi ve burada normal şartlarda Hizbullah'ın belki de en az olduğu yerlerden bir tanesi ve İsrail, işgalci İsrail yaptığı açıklamalarda daha çok Hizbullah'ın finanse eden kuruluşların tünellerinin olduğu, silahların saklandığı ve onların kullanmakta olduğu yerleri hedef aldığını ileri sürerek bu saldırılarını gerçekleştiriyor ama bulunduğumuz bu noktayı birazdan sizlere iç tarafı gösterdiğimde normal insanların, sivil insanların daha doğrusu hayatını sürdürdükleri bir yer olduğunu da göreceksiniz ve burada birçok ev yerle bir edilirken ayakta kalanlarda da insanların artık yaşaması neredeyse imkansız. Çünkü duvarları yıkılanlar var, kolonları çatlayanlar var. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz katil İsrail'in, terör devleti olan İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu o saldırılar sonrasında bir aracın geriye kalan tablosunu şu anda kameraman arkadaşım Özden Kul sizlere gösteriyor. Evet, hemen arkamda bulunan işte burası Refik Hariri Hastanesi ve bu hastanenin hemen yanı başında. Bakın, aramızda sadece bir yol var ve yolun bir tarafında saldırının gerçekleştiği bir yer. Diğer tarafı ise hastanenin olduğu yer. Yani hemen yanı başındaki hemen önünde bulunan araçların da yine bu saldırıdan etkilenmesi sonucu o noktadan dahi çekemiyorlar. Ve iç tarafta da yaralılar da yine hastanede şu anda tedavilerini sürdürmeye devam ediyor. Bu bölgede de şu an itibariyle elektrikler yok ve birçok noktada jeneratörle çalıştırdıkları da yine burada edindiğimiz bilgiler arasında gördüğünüz bu ada, işte buraya iki ayrı noktaya saldırı düzenlendi ve burada birçok ev yerle bir oldu. Geçtiğimiz dakikalarda yine buraya gelenler vardı, yakınlarını kaybedenler vardı. Onlar da bu noktaya gelerek buradaki son durumu yakından takip ediyorlar. Çünkü birçoğunun kuzenleri, birçoğunun amcası, birçoğunun yakınları burada ne yazık ki hayatını kaybetmiş oldu. İşte şu anda da yine burada işte ekranlara taşıdığımız bu evde de geçtiğimiz gün içerisinde yaşayanların taşındığını gördük. Evet, şu anda dışarıdan bakıldığında evet ev ayakta duruyor ama arka kısmına baktığınızda içerisinin kullanılamaz halde olduğunu göreceksiniz. İşte şu anda bir aracı daha görüyorsunuz. Buraya da o bombalı saldırının gerçekleşmesiyle işte bu hale gelmiş oluyor. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz içerisinde yine bu araca sahip olan araç sahibinin eşyaları bulunuyor. Yine burada bir bakın. Şöyle bakar mısınız? Evet, 3-4 yaşlarında bir kız çocuğunun montu. Evet, ne yazık ki bu şekilde insanların yüreğini yakan birçok görüntü var. Yine işte burada bir çocuk bisikletini görüyorsunuz. Burada bu arada gerçekleşen bu saldırıda 6 çocuk sadece bulunduğumuz bu yerde hayatını kaybetti. İsrail saldırılarını her geçen gün giderek artırmaya devam ediyor. Normal şartlarda Daiye bölgesinde bu saldırıyı gerçekleştirdiğini, Hizbullah'a ait olduğu noktaları vurduklarını ifade ediyorlardı ama örneğin burası dediğim gibi yayının başında da belirttim. Hizbullah'ın en az olduğu yerlerden biri, hatta neredeyse olmadığı diyebileceğimiz bir yer, normal sivil insanların yaşadığı
bir nokta ama burası da yine işgalci İsrail'in hedefinde olan bir yerdi. İşte burada Özden şöyle gösterebilir misin? İşte yine bir kız çocuğuna ait bir terlik. Sadece bu evin içerisinde geçtiğimiz dakikalarda yine bu evde normalde yaşayan Amos saldırının gerçekleştiği anlarda evde olmaması sebebiyle hayatta kalan biri geldi ve o da burada hem babasını hem kuzenlerini bu noktada kaybettiğini ifade etti. İşte şu anda geriye kalan eşyaları görüyorsunuz. Şimdi o söz ettiğim yere doğru geçeceğim. Özden, sen de şöyle bir dönebilirsen. Normal şartlarda İsrail nasıl bir açıklama yapıyor? Bombaladıkları noktaların Hizbullah'ın silahlarının gizlendiği, sivillerin değil de Hizbullah'ın kullanmakta olduğu araç gereçlerin olduğu noktaları bombaladığını söylüyordu. Ama işte şu anda görüyorsunuz burada sadece kadınlara, yine çocuklara ait birçok eşya görüyorsunuz. Çünkü burada normal sivil insanların yaşadığı bir yerde. Az önce de aslında bir kez daha göstermiştim. Bakın burada 4-5 yaşlarında bir çocuğa ait ayakkabıyı görüyorsunuz. Belki de bu ayakkabının sahibi olan çocuk şu anda hayatta değil. Çünkü burada 6 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi var. Geçtiğimiz saatler içerisinde yine bir çocuğun cansız bedeni buradan çıkarıldı. Burada tam 6-7 bina yerle bir oldu. İşte atılan o füzeyle birlikte burası da bu şekilde bir tabloyla geride kalmış oldu. Birçok, toplamda 19 kişi önce hayatını kaybettiği bilgisi vardı ama az önce 5 kişinin daha cansız bedeninin burada çıkarıldığını bizlerle buradakiler paylaştı. Evet, İsrail'in Lübnan'ın başkenti olan bulunduğumuz yerde Beyrut'un hemen güney kısmında gazetecilerin kaldığı otele de düzenlediği hava saldırısında 3 gazeteci yaşamını yitirdi. Ki o gazetecilerden birinin de hemen şimdi buradaki arkadaşımıza da soracağım. İsmini neydi o hayatını kaybeden gazeteci arkadaşımızın? Elmeyadin adı bilmiyorum. Evet. Dur adını çıkarayım. Elmeyadin. Elmeyadin kanalında çalışıyor. Televizyonda çalışıyordu. Ki iki gün öncesinde o da bizim yanımızdaydı arkadaşlarımız. Kameraman arkadaşım Özden Kul'un hemen yanında o da kayıt alıyordu. İsrail'in o vicdansızca saldırılarını o da kaydediyordu ama ne yazık ki İsrail'in, işgalci İsrail'in gerçekleştirdiği o katliamla, gerçekleştirdiği o saldırıyla o meslektaşımız da hayatını kaybetti ve saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtelim. Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecinin kaldığı otele hava saldırısı gerçekleşti ve bugüne kadar baktığımızda İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında tam 2500'ün üzerinde kişi hayatını kaybettiğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, işte burada yine bir tesbih görüyoruz ve aslında birçok noktada çocuklara ait, kadınlara ait birçok eşya var, elbiseler var. Yine işte şu kameraman arkadaşım Özden sizlere göstersin. Evin içerisinde kullanmış oldukları ne varsa hepsi şu anda enkazlar içerisinde geriye kaldı. Ve Lübnan'da her geçen gün insanlık dramı giderek artmaya devam ediyor. Ve özellikle şunu da belirtelim ki bu saldırılar gerçekleşirken bir taraftan hayatını kaybedenler var ama bunların içerisinde 104'ü çocuk olduğu belirtiliyor ki bu rakam geçtiğimiz saatler içerisindeydi ama burada her saat o sayı, o rakam ne yazık ki değişebilir. Evet, belki bir sayı, bir rakam olarak bizler şu anda bu şekilde ifade ediyoruz ama bunun içerisinde, bu söylediğimiz rakamların içerisinde hayatlar var ve insanlığın yüreğini sızlatan, insanlığın her geçen gün adım adım eridiğini, buradaki rakamlar arttıkça insanlık her geçen gün erimeye, azalmaya devam ediyor. İşte burada Özden gösterebilir misin? İşte bir çocuk ayakkabısı daha. Bakın burada dediğim gibi tam 6 çocuk hayatını kaybetti. İşte geriye kalan terliklerini, ayakkabılarını, montlarını, elbiselerini ne yazık ki gösteriyoruz. İşte burada yine o evde yaşamakta olan bir kişinin daha ayakkabısını görüyorsunuz. Burada her geçen gün insanlık dramı giderek artmaya devam ediyor. Bir taraftan evet hayatını kaybedenler var ama bir yandan da burada özellikle
hayatını kaybedenlerin yanı sıra bir taraftan da iç göç yaşanıyor Can Okanar. Şu ana kadar 400 binin üzerinde insan evinden oldu ve özellikle güney kısımlarında yaşayanlar artık orada duramaz bir durum söz konusu olduğu için, durulmaz bir durum söz konusu olduğu için Beyrut'un merkezi noktalarına geliyor. Örneğin burada az önce buradaki vatandaşlarla sohbet ettiğimizde, onlarla görüşüp konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Cenaha birçok ayrı noktadan, sur tarafından buradaki yakınlarının yanına gelenler vardı ve onlar buranın oradan daha güvenli olduğunu düşündükleri için buraya geldiler. Ama ne yazık ki burada da yine katil terör devleti olan İsrail burada da o canice saldırısını, o katliamını gerçekleştirdi ve oradaki saldırılarından kaçıp bu noktaya geldiler. Daha doğrusu o noktadan buraya göç ettiler ama ne yazık ki burada da yine o saldırılarına, İsrail'in o saldırılarına maruz kalıp burada hayatını kaybettiler. İşte şu anda görüyorsunuz, kameraman arkadaşım göstersin. Bakın burada gördünüz. Özden şu karşı dolabı gösterebilir misiniz? Bakın insanların hala orada elbiseleri duruyor. İşte o elbiselerin sahiplerinin şu anda hayatta olup olmadığını bile bilmiyoruz. Birçok yaralı var ve yaralıların yanı sıra dediğimiz gibi hayatını kaybedenler ve hayatta kalanlarınsa artık hayatta kalmak için büyük bir mücadele verdiklerini de paylaşalım. Çünkü artık ne barınacakları evleri ne de artık hayatını sürdürebilecekleri bir iş yerleri kaldı ki birçok iş yeri yok edildi ve özellikle de şehrin sahil kısmında birçok kişi çadırlarda hayatını sürdürmeye devam ediyor ve burada her geçen gün insanlık dramı da giderek büyümeye devam ediyor. Bizler de haber ekibi olarak bir taraftan işgalci İsrail'in o saldırılarını ama bir yandan da burada yaşanan bu insanlık dramını dünyaya anlatmak, herkesle paylaşmak üzere buradaki haber nöbetimizi sürdürdüğümüzü belirtip söz tekrar Beyrut'tan size bırakalım.